Yaşadığınız salgın hayatınızda gördüğünüz en büyük salgın olabilir. Bu virüs salgınının sadece bir mahalleyi, bir şehri, hatta bir ülkeyi değil, bütün küreyi evlerine kapatmış olması hala size kötü bir şaka gibi geliyor olabilir. Bu kadarı bize ucu Hollywood filmlerinde bile gösterilmemişti. Evet. Büyük beyaz köpek balığı koca bir kasabaya korku dolu günler yaşatmıştı. Dev dalgalar şatafatlı kuleleri, caddelerde insanları ve otomobilleri yutmuş, uzaylılar şehirleri istila etmiş, bir takım dev yaratıklar milyon yıllık uykularından uyanıp insanlığa dehşet saçmışlardı ama böylesi bir tehdit bize hiç söylenmedi. Belki de gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu için büyük salgınlarla ortalığı birbirine katan bu canavarları sinemacılar ticari bulmamış olabilirler. Sonuçta Küçük Canavarların İntikam Saati isimli senaryo küresel olarak gösterimde ve hepimiz bu filmin içinde birer oyuncuyuz. Karanlığın sona ermesini ve ışıkların yanmasını bekliyoruz. Evet bizler içinde ilk kez yer alıyoruz belki ama tarih boyunca bu salgınlar olmuş ve insanlar bu salgınlardan yoğun bir şekilde etkilenmişler. Buna kimi zaman bir bakteri Kimi zaman bir virüs sebep olmuş. Ee, bazen insanlar Tanrı'nın kendilerini içlerindeki günahkarlar yüzünden cezalandırdığını düşünmüşler ve o günahkarları içlerinden e, ayıklamaya çalışmışlar. Bu da ayrı bir e, acı yaratmış. Geçtiğimiz bölümde virüslere şöyle bir bakmıştık. E, tahmin edeceğiniz gibi bu bölümde de e, insanların yaşadığı bu salgın hastalıkların tarihine. Ee, şöyle bir göz atacağız. Bakalım insanlar bu salgın hastalıklar yüzünden ne gibi tahribatlar yaşamışlar. Atina vebası kaydedilen en eski pandemi. Salgın, Pelanopes Savaşı'nın ikinci yılında gerçekleşmişti. Sahra altı Afrika kaynaklı hastalık Atina'da patlak verdi ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz genelinde yayılmayı sürdürdü. Semptomları ateş, susuzluk, boğaz ve dilde kan, deride kızarıklık ve tahrişi içeriyordu. Milattan önce 430-427 arasında 3 sene sürdü. Çoğu kayıt Atina'daki veba salgınını klasik Yunan tarihindeki en ölümcül hastalık olarak aktarıyor. Tarihçiler Atina nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin bu salgın sonucunda öldüğüne inanıyorlar. Salgına kurban giden en tanınmış kişilik o dönemde Atina'yı bir deniz imparatorluğu haline getiren devlet adamı Perikles'ti. Arada tarihçilerin kaydetmediği küçük boyutlu salgınlar olduğu kuvvetli bir ihtimal. Atina salgınının ardından bilinen en büyük salgın 595 yıl sonra meydana gelecekti. Asya'da tekrar güçlenen Part İmparatorluğu 161'de iki Roma ordusunu bozguna uğrattıktan sonra Ermenistan ve Suriye'yi işgal etmişti. Marcus Aurelius, müşterek imparator Verus'u lejyonlara kumanda etmesi ve tehlikeyi önlemesi için doğuya gönderdi. Savaş başarıyla sona erdi. Savaştan dönüşte Roma ordusu büyük bir törenle karşılandı, komutanlar onurlandırıldı. Ancak savaştan dönen ordunun tüm imparatorluğa yaydığı veba ki bazı kaynaklarda çiçek hastalığı olarak da geçiyor. Birkaç yıl boyunca etkili oldu. Antonius vebası günde 2000 kişinin ölümüne neden oldu. Salgın Roma imparatorları Lucius Verus ve Marcus Aurelius Antonius'un da hayatını kaybetmesine sebep olurken imparatorluk toplam nüfusunun %30'unu yitirmişti. Tarihin en korkunç veba salgınlarından birinin Konstantinopolis'te yani günümüz İstanbul'unda yaşandığını bilen pek azdır. 541 yılında İmparator Justinianus tahtta oturuyordu. Hıyarcıklı veba salgını imparatorluğu vurduğunda Roma İmparatorluğu'nun doğu ve batı parçalarını yeniden birleştirme gayretindeydi. Salgın belirtileri ilk olarak Avrupa'da görüldü. Ardından Mısır'a, oradan Filistin ve Suriye'ye yayıldı. Hastalığı diğer bölgelere yayan aracılarsa Mısır tahıl gemileri ve arabaları üzerinde imparatorluk boyunca seyahat eden siyah farelerdi. İmparator Justinianus hemen Konstantinopolis'in güvenli sur kapılarını kapattıysa da askerlerin eşyaları arasında içeri çoktan girmiş olan siyah fareleri hesaba katamadı. Bunların tüyleri arasına gizlenen 1 milimetreden küçük Chrysanofilla isimli uçucu bir böcek midesinde Pastorella pesti denen ölümcül veba bakterisini taşıyordu. Farelerin tüyleri arasında hızla üreyen bu böceklerin önce şehirdeki diğer farelere geçmesi ve ardından insanları ısırmasıyla veba insanlar arasında hızla yayıldı. Hastalık bulaştığı kişiyi birkaç gün içinde öldürüyor, bu insanları gömecek yer bulunamıyordu. Sonunda cesetler kayıklar içerisinde boğazın serin akıntılarına bırakılmaya başlandı. Başlarda günde birkaç yüz kişiyi öldüren salgın, tepe noktasına ulaştığında günde yaklaşık 5 bin kişiyi öldürdü. Bazı kaynaklar bu rakamı 10 bin olarak veriyorlar. O günlerin en kalabalık şehirlerinden biri olan Konstantinopolis, nüfusunun yüzde 40'ını kaybetti. Rakamlarla ifade edersek, Justinianus vebası adıyla da bilinen bu salgının kimi kaynaklara göre 25 ila 30 milyon insanın ölümüne sebep olarak o zamanki bilinen dünya nüfusunun yarısına eşit bir nüfusu yok ettiği düşünülüyor. Bu büyük salgınların arasında muhtemelen küçük salgınlar da giriyordu ama insanlar bunu tarihe not düşmüyorlardı. Çünkü ya küçük bir şehir devleti etkiliyordu ya da bir orduyu, belki bir kabileyi. Sonra da sönümleniyordu bu küçük salgınlar. İnsanlık iki hastalıktan çok çekti. Birisi vebaydı. Veba üç kere büyük salgın yarattı. E, yeryüzünde insanlar için özellikle o günün kötü hijyen şartlarında farelerin bulunduğu ortamlarda insanlar vebadan kurtulamadılar. Bir hastalık daha vardı çok korktukları o da cüzzam. Yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş olmasına rağmen cüzzam Orta Çağ'da Avrupa'da bir salgına dönüştü. Cüzzam Mycobacterium lepra bakterisinin kronik bir enfeksiyonundan kaynaklanır. Cilde, sinirlere, gözlere ve uzuvlara kalıcı olarak zarar verebilecek cilt lezyonlarına neden olur. Hastalığın yarattığı aşırı korkunun temelinde semptomlardan biri olan doku kaybı vardır. Dokulardaki bozulma sonucunda kimi vücut kısımları ya da tüm uzuvlar siyahlaşıyordu. 11. yüzyılda pandemik seviyelere ulaşan cüzzam tarihin en yanlış anlaşılan hastalıklarından biriydi. Yüzyıllar boyunca insanlar hastalığın günahlarımıza karşılık olarak Tanrı'nın verdiği bir ceza olduğuna inandı. Hastalar damgalandı ve sürgün edildi. Şans eseri hala toplum içinde kalmışlarsa özel kıyafetler giymeli, diğer insanlara geldiklerini bildirmek için ellerindeki çanları çalmalıydılar. Günümüzde hala cüzdan hastaları var ancak artık etkili ilaçlarla tedavi ediliyorlar. İnsanlar cüzdamı yaşadıklarında vebayı da unutmuş değillerdi ama 800 yıl önce yaşanan ve o günlerin dünya nüfusunun neredeyse yarısını alan Justinianus vebası hafızalardan çoktan silinmişti. Orta çağda veba insanlara yine acı bir şekilde ben hala varım ve insanlık için en büyük tehdidim demeye hazırlanıyordu. İnsanlığın gördüğü en kötü veba salgını 1346 ile 1353 yılları arasında tam 7 yıl devam eden kara veba salgınıydı. Salgının 1346'da Kırım bölgesinde yayılmaya başladığı dönemde Tatarlar Cenevizlilerin bulunduğu kefeyi kuşattılar. Tatar birlikleri vebadan perişan olunca Cenevizlileri cezalandırmak için vebalı insanların cesetlerini mancınıklarla şehre attılar. Cenevizliler cesetleri hemen denize atsalar da hastalık artık şehirdekilere bulaşmıştı. Tatarların yeni bir saldırısı olur diye Cenevizlilerin bir kısmı gemilere binerek denizlere açılıp uğradıkları limanlara hastalığı götürdüler. Cenevizlilerin hastalık taşıdığını görenler gemileri limanlarından kovdular. Böylece vebalı gemiler bir limandan diğerine salgını yaydılar. 1347'nin Ekim ayında Hastalık taşıyan 12 gemi Sicilya-Messina limanına gelmişti. Gemilerde çok az canlı kalmıştı ve hayattakiler vücutlarındaki kara çıbanlardan büyük ıstırap içindeydiler. Gemiler tehlikeli görülerek bir gün içerisinde limandan çıkarıldılar ancak veba birkaç gün içerisinde şehre yayıldı. 1348 yılı baharında İtalya'nın her tarafı veba ile boğuşuyordu. Artık bir pandemi haline gelmişti. Hastalığa yakalananların çoğu 2 ila 7 gün içerisinde ölüyorlardı. Salgın bir türlü durdurulamadı ve hastalık kısa bir süre sonra Fransa ve İspanya'ya ulaştı. 1348 yılı yazında veba İngiltere'deydi. 1350'de Almanya ve İsveç'e, 1351'de Polonya'ya, 1352'de Rusya'ya yayıldı. Salgının yayıldığı en büyük son şehir 1353'te Moskova oldu. Yalnız insanlar değil, hayvanlar da vebadan ölüyorlardı. Kara vebanın ilginç sonuçları da oldu. İnsanlar bir süre birbirleriyle savaşmayı bıraktı. Bütün dünyayı perişan eden veba salgınının en az zarar verdiği yer ise çok ilginçtir, Anadolu'ydu. Londra, kara vebanın ardından asla derin bir nefes alamadı. 1348'den 17. yüzyılın ortalarına kadar neredeyse 300 yıl boyunca 20 yıl aralıklarla baş gösteren veba her seferinde İngiltere başkent nüfusunun %20'sinin ölümüne sebep oldu. 1664 kışında etkileri gözlenmeye başlayan fakat 1665 baharına kadar büyük bir etki yaratmayan Büyük Londra vebası 300 yıldan uzun süren 20 yıl aralıklı baş göstermelerin sonuncusu ve en büyüğü oldu. 460 bin civarı olan Londra nüfusunun 100 bininin ölümüne sebep oldu. Hastalığa yakalandığı için yaka paça evlerine kapatılanların kapılarına kızıl haçlar çizilerek Tanrı bize merhamet göstersin yazıları yazıldı. Hastalık taşıdığına inanılan kedi ve köpekler topluca yok edildi. Kral 2. Charles'ın 1666 Şubat'ına kadar Londra'yı terk ettiği biliniyor. 17. yüzyıl Avrupa salgını sırasında doktorlar hastalıktan korunmak için gagalı maskeler, deri eldivenler ve uzun paltolar giydiler. Kurbanları dürtmelerine veya savuşturmaya yardım eden bir de sopa taşıyorlardı. Garip maskelerinin gaga kısmını engerek eti tozu, tarçın, bal ve 55'ten fazla bitkiden oluşan bir karışımla dolduruyorlar. Bunun mikrobu uzak tutacağına inanıyorlardı. Londra veba salgınının sona ermesi kimilerince 1666 Eylül'ündeki Büyük Londra yangınına dayandırılmaktadır. Fakat yayıldığı diğer şehirlerde böyle bir sebep olmadan bitti. Salgın nihayet sönümlenmişti. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi. Ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılamadı. Uzun dönemler boyunca kanalizasyon atıkları arıtılmadan aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına karıştı. Böyle olunca kaçınılmaz olarak uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Bunlardan en ölümcül olan 1852-1860 tarihleri arasında meydana gelen 3. salgındı. 19. yüzyılda yaşanan bu salgınla kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya, son olarak da Amerika'ya ulaştı. Öte yandan 3. salgında doktorlar kolera'nın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyunun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünyada yaygınlaştı. 1855-1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve sadece Çin'de ve Hindistan'da bile 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu salgına Justinianus vebası ve Avrupa'nın Kara vebası ardından üçüncü veba denildi. Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika Kıtasına Uzak Doğu'dan gelen farelerle taşındı. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine antibiyotikler ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağladı. Salgının İspanya'da başlamamasına rağmen İspanyol gribi olarak adlandırılmasının sebebi İspanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yer almamış olması ve askeri sansür nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinde salgından söz edilmezken İspanyol basınında salgının varlığının ilk kez gündeme getirilmiş olmasındandır. Yıllar sonra açılan bazı toplu mezarlardan alınan örnekler sonucunda hastalık etkeni virüsün çok küçük farklarla geçtiğimiz yıllarda domuz gribine sebep olan H1N1 virüsü olduğu anlaşıldı. Tam 500 milyon kişiye bulaştı ve bunlardan 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanı hayattan kopardı. Bu sayı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda ölen insan sayısının toplamından kat kat fazladır. Hastalığa yakalanıp ölenler arasında dönemin önemli isimleri de var. Alman düşünür Max Weber, ressam Gustav Klimt bu isimler arasında. Metin Özatan'ın yazdığı kitaba göre Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a hareket etme hazırlıkları içerisindeyken bu hastalığa yakalanmış ancak hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlatmıştır. Milyonların canını alan salgın Mustafa Kemal'i almamış ve bir ulusun kurtuluşu bu büyük şans sayesinde gerçekleşmiştir. Evet, şimdi yaşadığımız salgını hariç tutarsak bu yüzyılın en büyük salgını İspanyol nezlesi gibi görünüyor. Ancak arada başka salgınlar da var. Örneğin 1. Dünya Savaşı sırasında tifüs salgını yaklaşık olarak Rusya'da 3 milyon insanın canını aldı. Avrupa'ya sıçramadan e, durduruldu. Yine yakınlarda biliyorsunuz SARS, MERS, e, ondan önce AIDS, Ebola e, gibi salgınlar oldu. Domuz gribi salgını oldu. İnsanlık neyse ki e, tıp ilerlediği için bunları biraz daha çabuk bastırabildi. Ancak gördüğünüz gibi korona e, biraz daha sert çıktı. Onunla uğraşıyoruz. Ben de çocukluğumdan böyle bir salgın hikayesini hatırlıyorum. İstanbul'da Samalcılar bölgesinde bir kolera salgını meydana geldi. Hatta Dünya Sağlık Örgütü az daha Türkiye için bir takım tedbirler alacaktı. Bizi izole edeceklerdi, ambargo uygulanacaktı ki başarılı doktorlarımız sayesinde salgın kontrol altına alındı. Bu bölümde insanlığın yaşadığı salgınları inceledik. Başka bir videoda, başka bir konuda tekrar buluşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bize yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.